Merhabalar, Mehmet ben. Ben Gonca. Evet, bugün size karavan hayatımızı anlatmaya çalışacağız. Karavanda yaşama nasıl karar verdik, süreç nasıl ilerledi? Karavana geçme sürecimiz 6 Şubat Pazarcık depreminden sonra oluştu. O dönem biz Hatay Samandağ'ında öğretmenlik yapıyorduk. Karavan hayalimiz vardı ama karavan hayalimiz tabii böyle bir emekliliğe yakın, çocuklu zor olabileceğini düşünüyorduk çünkü karavanın. Karavan hayatı çünkü minimal bir hayat, küçük bir hayat. Biz böyle düşünürken hayat birden işte o depremi yaşadı. Çok şükür biz sağlıklı çıktık depremden. Hayattaki en büyük, en iyi gelen duygu güvenlik duygusuymuş. Yani biz o güvenlik duygusunu yitirmiştik. Çünkü küçücük bir bebekle çok büyük bir felaketin içinden çıkmıştık. Her şey de hep daha kötüye gidiyordu bizim için. Hem bulunduğumuz alanlardan dolayı hem de kendimiz psikolojik olarak yani kayıp haberleri olsun, yıkımlar olsun. Çok kötü bir süreç geçirdik. Tabii bunun bütün yani depremi yaşayan, yaşamayan Türkiye'nin genel hisleri bu yöndeydi. Tabii ki. O psikolojik trajediden kurtulmak, birazcık kendimizi güvende hissetmek için bazı yollar denemeye karar verdik. Hep hayalimiz olan karavanı da bu şekilde almaya karar verdik. Tabii biz o şanssızlığın içerisinde çok büyük bir şansa sahiptik ki karavan alabilecek maddi yeterliliğimiz vardı. Bu deprem bizim hayatımızda birçok kararımızı, hatta hemen hemen tüm kararlarımızı etkiledi ve değiştirdi. Kendimize bir hayat mottosu belirledik. Karavanda yaşayabiliriz diye düşünerek hep hayalimiz olan Muğla'ya gelmeye karar verdik. Muğla'ya geldiğimizde Marmaris'e geldik. Hiçbir tanıdığımız yoktu. Nerede kalırız, nasıl yaparız diye bilmiyorduk. Hayal ettiğimiz şeyin peşinden gitmeye karar verdik ve bundan sonra da bu şekilde ilerliyoruz. Geldiğimiz yeri çok beğendik. Uzun bir süredir burada kalıyoruz. Bugün size Revan'da yaşarken hem bu alanı hem de kendi alanımızı tanıtmak istiyoruz. Evet, karavanda nasıl yaşıyoruz? Günümüz nasıl geçiyor? Karavanda neler var? Bunları anlatalım. Karavanda çok merak edilen, bizim de hep karavanımız olsa acaba nasıl yaparız diye merak ettiğimiz ilk şey, acaba duş, tuvalet var mıdır? Karavanımızda duş var, tuvalet var, mutfağımız var, mini buzdolabımız var, ocağımız, tencerelerimiz var. Yani yemek ihtiyaçlarımızı karavan içerisinde giderebiliyoruz. İki kişilik bir yatak var, bir de bu oturduğumuz yemek masası aynı zamanda yatak olabiliyor. Biz genelde Rodin'i yatırıyoruz buraya. Bir defa şimdiye kadar misafirimiz oldu. Rodin burada uyuyor. Sonra tekrar biz bunu masaya çeviriyoruz. Kışın genelde zaten yazları dışarıda masalarımız var. Ama kışın havaların yağmurlu ya da soğuk olduğu günlerde karavanda kalıyoruz. Karavanımız tabii biraz daha o dönemki imkanlarla alabildiğimiz bir karavan. O dönem biz sürekli karavanda yaşayacağız mottosuyla yola çıkarken tabii bu karavanları satan bayi ile görüştüğümüzde bu karavan sürekli yaşam için uygun değil diye söylemişti. Yani biraz daha tabii sürekli yaşam için biraz daha büyük bir karavanın olması gerekiyormuş. Tabii biz bunları düşünemedik. Evet. Tabii ne olduğunu da çok bilmediğimiz için biz hiç karavanı görmeden telefon üzerinden sipariş ettik. Ama çok iyi, memnunuz karavanımızdan. Kesinlikle. Bir de bebekle karavanda yaşadığın zaman illaki işte yürümeye başladı, 17 aylık oldu, artık birçok ihtiyacını tek başına karşılamaya çalışıyor ve bir alana ihtiyaç duyuyor. Bu karavan bizim için küçük. Şu an biz o imkanlarla bunu edinebildiğimiz için idare edebiliyoruz. Ama Rodin biraz daha büyüdükten sonra umarım daha büyüğünü alabiliriz. Evet, umarım daha büyük bir karavana geçeriz. Sürekli devam ettirebiliriz bu yaşam tarzımızı. Çamaşır konusuna gelelim. Karavanda çamaşırlarımızı nasıl yıkıyoruz? Karavanımızda çamaşır makinesi yok, olsa bile koyacak yer yok. İşte karavanlar için böyle minik çamaşır makineleri olabiliyor, portatif. Burada var bazı alanlarda, onlar almışlar ama biz kamp alanının kendi çamaşır makinesini kullanıyoruz. Gittiğimiz kamp alanlarında da bulunan çamaşır makinelerini kullanıyoruz. Suyu dışarıdan temin ediyoruz. Karavanın kendi su deposu var. Dışarıdan dolduruyoruz onu. Böylelikle işte hem lavabolarda hem de evde su oluyor. Bulaşık çok olduğunda karavandan dışarıda yıkıyoruz. Çünkü biz çok karavan yaşamına uygun eşyalara sahip değiliz aslında. Öteden beriden çıkarabildiğimiz kadar filan eşyalar biraz büyük olduğu için onları kullanmaya devam ettik. Ve biraz büyük olduğu için dışarıda yıkamamız gerekiyor bazı durumlarda. Yaz için problem olmuyor, kışın biraz zor oluyor. Evet.
Bu bölgelerde karavan alanları çok fazla. Onun için sistemi biliyorlar. Yani müşterisinin neye ihtiyacı olduğunu biliyor. Çamaşır makinesi, banyo, tuvalet, su, elektrik imkanlarını sağlıyor size. Tabi bunlar olunca karavanla yaşam daha da kolaylaşıyor. Biz yolculuklarımızda güneş panelimiz var. Tek güneş panelimiz var, tek akümüz var. Genel olarak ışık sistemimize yetiyor bu. Ama tabi buzdolabını soğutma çok iyi değil. Pek olmuyor. Ama yine ışık sistemimizi karşılıyor. Karanlıkta kalmıyoruz. Tabi kamp alanlarının dışında biraz zorluk çekebiliyoruz ama kamp alanlarında biraz daha iyiyiz. Karavanda yaşamanın olumlu taraflarında hariç olumsuz tarafları da var. Özellikle bebekle yaşayanlar için. Mesela çok yağmur yağdığında, kışın işte hava çok soğuk olduğunda, alan çok dar olduğu için bir hafta içeride kalmak zorunda kalabiliyorsun bazen. Evet. Yani yetişkin olarak biz bile zorlanırken bir çocuğun dışarıya çıkamama ya da bir odadan diğer odaya geçememe durumu onu çok rahatsız ediyor. Ki bazı zamanlar hasta oluyor, bazı zamanlar huysuz oluyor. Küçük bir alanın içerisinde onu sürekli mutlu etmeye çalışma veya işte iyileştirmeye çalışma üçümüz için de gerçekten zorlayıcı oluyor. Ama Rodin biraz benimsemiş gibi. Rodin 9 aylıktan beri karavanda yaşıyor. O yüzden sosyal büyüdü, sosyal büyütmeye de çalışıyoruz. Ve biz gerçekten bu videoyu çekerken bunu hep konuşuyoruz kendi aramızda. Karavan hiçbir şeye engel değil yani. Hayattaki her yerde, yani biz evimiz varken de birçok olumsuzluk yaşıyorduk. Alanımız genişken de, işte kocaman o evlerde otururken de birçok sorun yaşıyorduk. Ama karavan konforlu yaşamdan sizi alıkoyamaz yani. Belli başlı ihtiyaçlarınızı gidermek için dışarıdan takviye gerekir ama yaşam kalitenizi veya konfor alanınızı geriye çekmez. Karavan alabilirsiniz, almalısınız yani bu hayatı. Hatta biz kira bedellerinden de konuşacaktık bugün. Neden burada bir ev kiralama? Mesela bu kadar zorlandığımız bir durum, bir anda neden ev kiralamadık? İşte bundan da bahsedecektik size. Evet, hem Ege bölgesi de deprem bölgesi. Ama tabii buradaki depremler, yani şu ana kadar çok şiddetli bir deprem yaşamadık. Ama maddi olarak çok yüksek kiralar talep ediliyor bu bölgede. Turistik olması nedeniyle galiba. Çocukla etkinlik yapabiliyor muyuz? İlgilenebiliyor muyuz karavanda? Biz bazen alan genişletmek için masayı kaldırıyoruz, yatağın üstüne atıyoruz. Burada böyle küçük bir alan oluşuyor Rodin için. Bunların altı bazalı. Tamamen saklama alanı Rodin'e tahsis edilmiş durumda. Oyuncakları buranın altında. Onlarla oynuyor. İşte boya yapmayı seviyor. Boyama yapmayı seviyor. Evet. Kitaplarla uğraşmayı seviyor. Ve etkinlik yapmayı seviyoruz Rodin'le. Zaten Rodin sosyal bir çocuk. Buraya sürekli karavan girişi oluyor. Ve o kadar çok çocukla tanışıyor ki onun hayal dünyası ileride eminiz ki çok başka boyutta olacak. Şu anda da yaşadığı durumdan memnun olması bizi inanılmaz mutlu ediyor ve iyi ediyor. Karavanı iyi ki aldık diyebiliriz. Mutluyuz ve bununla ilgili işte size karavan yaşamımızdan belli kesitler sunacağız. Şu an içinde yaşadığımız karavan çekme bir karavan. Bir de motor karavan var. Biz çekme karavanı neden tercih ettik? Biz ikimiz de çalıştığımız için, yani okullara gidiş geliş yapabilmemiz sağlayacak bir vasıtanın olması gerekiyor. Motor karavanlarla evet, onlarda da yaşam idame ettirilebilir ama biraz daha çekme karavana göre biraz iç hacmi küçük. Evet. Ama yani sürekli işe evle gidip gelmemiz gerekiyor motor karavanlarda. Onun için biz çekme karavanı düşündük ve çekme karavan aldık. Bir yere bırakıyoruz istediğimiz yerleri. Çekme karavanla gidemediğimiz ya da işe gideceğimiz yerlerde arabamıza gidip geliyoruz. Tabii çekme karavan bizim için uygundu ama bazı insanlar için, sizin için belki motor karavan uygun olabilir. Onu araştırmalısınız. Bugün size anlattıklarımız ve gösterdiklerimizin dışında sorularınız olursa, yanıtlamamızı istediğiniz, kafanıza takılan, merak ettiğiniz herhangi bir konu olursa bize yazın, olur mu? Teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Günaydın. Biz içeride kahvaltı hazırlarken Rodin genelde benim veya babasının ayakkabısını giyerek zaman geçiriyor.
kahvaltımızı yaptıktan sonra günlük rutin işlerimiz başlıyor. Burası çamaşırları yıkamaya götürdüğüm yer. Rodin'in yatağı toparlanıyor, tekrardan yemek masası oluyor. Burası karavanımızın mutfak alanı. Depolama alanlarından da memnunuz. Yatağımızın ve oturma alanımızın genel görünümü böyle. Nedense burası bize en çok ev hissi veren alanı karavanımızın. Normalde televizyon ünitesi gibi düşünülmüş, altında da ayakkabılık var. Sinek ve böceklerden korunmak için bir karavanın olmazsa olmazı sineklikler. Su takviyesini dışarıdan alıyoruz. 50 litrelik bir su depomuz var. Bu kamp alanının genel özelliği aşırı rüzgarlı olması. O yüzden biz karavanın arkasında oturuyoruz genellikle. Yazları çok fazla elektrik kullanımı olduğu için klima düşük voltaj uyarısı veriyor. Bu yüzden eğer esen bir yerde değilseniz öğle uykusu çok zor oluyor. Rodin öğle uykusundan uyandı. Ben de yemek yapmaya başlayacağım. Arkadaş kafasını mı vurmuş? Sıcağa daha fazla dayanamayıp yemeği dışarıda yapmaya karar verdik. Karavanımızın dışına çıktığımızda böyle bir manzarayla karşılaşıyoruz. Şimdi Rodin'le babası biraz yüzecek. Banyolar yapıldıktan sonra su sporlarını izlemeye gideceğiz. Döndüm rüyamdan, sana sarı laleler aldım çiçek pazarından. Sen olmasan buralara gelemezdim ben. Sevemezdim bu şehri, anlamazdım dilinden. Kamp alanının en keyifli, en güzel saatleri akşamüstü saatleri. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.